yapıyorsun orada örümcük? Bu merdiven ne alaka? Örümcük ama şey ne? Yoksa sen oruçlu kurabiyeleri yemeye mi çalışıyordun şimdi? Örümcük ama çok özür dilerim. Oruçlu oldum unuttum ya. Örümcek kız niye engel olmadın? Aşkım kusura bakma, ben burada yemek yapıyordum. Bulaşıkları yıkıyordum ya. Of örümcek çocuk of. Kurabiye yok sana, tamam mı? Oruçlusun. Of örümcük ama tamam ya. Bak ben de oruçluyum. Ağzına bir lokma girmedi. Sonra orucumuzu açacağız, iftarımızı yapacağız, tamam mı? O zaman yersin. Tamam örümcük ama kaç saat var? Bakayım 4-5 saat falan var örümcük, tamam mı? Tamam örümcük ama sonra aç duyuyorum. Feridays oruçlu olanlar kendini yorumlarda belli etsin arkadaşlar. Hadi bakalım yorumlarınıza kalp bırakacağım. Tık 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 tık. Acilen kapıyı açmanız gerekiyor fakir bey. Allah, kapı çalıyor. Örümcük sen burada bekle. Ben kapıyı açıp geliyorum. Tamam örümcük baba. Hadi açtım kapıyı aç. Kim o? Biz geliyoruz. A Bankası'ndan geliyoruz. Lütfen kapıyı açın. Arkadaşlar A Bankası mı? Merhaba. Ne yapıyorsunuz böyle, bu silahlar da ne böyle? Ha ne kadar borcun olduğunu farkında mısın fakir? Evet farkındayım ama ödeyemiyorum. Ne yapayım ya? Yeterli param yok. Ya bugün ödersin bu borcu ya da bütün aileni öldürürüz. Ha. Anladın mı beni? Anladım, tamam. Lütfen aileme zarar vermeyin. Ne kadar borcum, bakabilir miyim? Olur, bakabilirsin. Al bakalım. Bakayım Feride ailesi. Arkadaşlar A Bankası toplam borç 30 altın mı? Evet evet aynen öyle, 30 altın. Ama ben 10 altın şey kredi almıştım. Faiz oldu kardeşim. O Feridays'e faiz ne ya? Son ödeme tarihi bugün. Lütfen en kısa zamanda borcunuzu ödeyin. Ya ödersin ya da ölürsün. Anladın mı lan beni? Anladım, tamam. Bugün içeri söyleyeceğim öyle değil mi? Evet, bu silahların namlularını görüyor musun? Hemen senedi falmadan önce hemen bence bu borcu öde, tamam mı? Tamam ödeyeceğim abi, ödeyeceğim, tamam. Teşekkür ederim. Hadi hızlı ol, hemen öde. Bugün içinde bekliyorum parayı. Tamam tamamdır, hemen ödeyeceğim, hemen ödeyeceğim. Of Feridays, ne yapacağım ben ya? Örümcek kız, örümcek kız, sana çok kötü haberim var. Ne oldu aşkım dışarıda? Ne oldu örümcek abi? Bak örümcek kız, A Bankası'nda 30 altın borcumuz varmış ve bugün içerisinde ödemeyi istiyorlar. Ya aşkım ne yapacağız ya? Daha soframızda yemek yok. Baksana sadece ekmek yiyoruz. Paramız yok. Ya ne yapalım örümcek kız ya? Biliyorsun hani biz kredi çekmiştik ya zorda kaldığımız için. Evet aşkım. Şimdi o 1-2-1-2 30 altın olmuş ve bugün ödememi istiyorlar. Aşkım benim bir fikrim var. Ne fikir örümcek kız? Lütfen söyle. Nerede çalışabilirim? Aşkım zengin yanına çalış. Belki zengin sana verebilir. Aa doğru. Zengin bana verebilir. Evet örümcek baba. Zengin kötü gün doğuştu. O sana verir. Evet örümcek haklısın. Aslında zengin yanına çalışabilirim. Dur Feride ailesi. Hemen telefonumu zengini arayacağım. Bu arada Feride ailesi, siz de videolar kalıp kanalımıza o bilmiraj beni unutmuşsunuz Feride ailesi. Lütfen beni mutlu etmek için videolar kalıp kanalımıza o bilmiraj için üzgünüm arkadaşlar. Hadi bakalım bunları yapıp beni mutlu edin. Telefonum nerede? Telefonum nerede? Şuradaydı. Ah lanet olsun ya. Biri Eminönü'nü kirletmiş. Sanırım zenginim diye birisinin bana garezi var ya da beni kıskanıyor. Eminönü'nü hep böyle kötü kötü şeyler koyuyor. Çok kötü kokuyor bunlar ya. Allah, telefonum çalıyor. Yine kim arıyor ya? Alo, kimsin? Hey zengin kardeşim, sana demem gereken çok önemli şeyler var. Yanına gelebilir miyim? Kardeşim adam işim başımdan açmış. Gözünü seveyim bir sus ya. Geliyorsan gel hadi, bekliyorum. Hadi tamam zengin kardeşim, geliyorum. Sana güzel bir teklifim var. Ne teklifiymiş? Hadi kapat telefonu da gel hadi konuşalım. Tamam be zengin kardeşim, geliyorum. Hadi bakalım gel. İşte baba, işte bu be Feridays. Şimdi zengin yanına çalışacağım. Bakalım motosikletim de orada arkadaşlar. Şimdi aşağı ineceğiz arkadaşlar. Ve zengin yanına çalışmayacağım. Oruç orucu bir de çok zor olacak benim için ya. Örümcük baba çalışmaya mı gidiyorsun? Evet örümcük çalışmaya gidiyorum. Müjdeyi haberi vereyim istersen. Zengin beni yanına çağırdı. Yuppi yaşasın. Sonunda evimize para gelecek aşkım. Evet örümcük kız sonunda. Hadi bakalım, neyse beni fazla oyalamayın da. Hadi bakalım ben motosikletimle şimdi zengin yanına gideceğim. Evladım ben yaşlandım ve artık hırsızlık yapamıyorum. Bu yüzden benim yapacağım hırsızlıkları artık sen yapacaksın, tamam mı Abbas? Tamamdır Dükkan Efendi. Hadi görev ver de hırsızlık yapayım birazcık ya. Tamamdır evladım, bak şuradaki motosikleti görüyor musun fakirin evin önündeki? Evet çok iyi görebiliyorum Dükkan Efendi. Ne yapacağım şimdi ben o motosikleti? Evladım onun tekerleklerini bu aletlerle çalıp bana getireceksin, tamam mı? Tamamdır Dükkan Efendi. Peki parası ne kadar olur ya? Evladım biz onu düşünürüz. Sen çal bir getir ilk önce. Hadi hızlı ol evladım. Yoksa fakir dışarı çıkacak. Tamamdır Dükkan Efendi. Hemen ise koyuyorum. Hırsızlık benim isim arkadaşlar. Bu arada takın yorumlarda fakirin motosikletini Abbas ve Dükkan'ı aldığını yazmayın, tamam mı? Yoksa fakir yorumları okur ve beni bulur. O zaman hemen ise koyuyorum Ferit ailesi. Şimdi şöyle bunu taşıyorum. Aman Allah'ım ne kadar dar bir motosikletmiş. Şöyle hemen şu tekerleğini aldım, tamamdır.
olabilir. Fakirin motosikleti artık tekerleksiz. Dediğim gibi sakın yorumlarda benim yaptığımı yazmayın, tamam mı? Evladım, çalmayı başardın mı? Ya, evet Toker efendi, bak tekerleği çaldım işte. Hadi paramı ver artık. Tamam evladım, bekle. Ben sana şimdi paranı vereceğim. Ya tamam tamam, beni ne oynadınız Allah aşkına ya. Zengin bekle beni, hadi kendinize iyi bakın. Gözlerimle bak. Hadi görüşürüz aşkım. Hadi bakalım Feridaliz'in motosikletimizle şimdi zengin yanına gidelim. Aa, tekerleklerim nerede? Feridaliz 2 dakikada tekerleklerimi çalmışlar oğlum, ne oluyor? Feridaliz bunu kim yaptı? Lütfen yorumlarda yazın Feridaliz, siz görmüşsünüzdür. Hepiniz yoruma teker teker kalp bırakacağım arkadaşlar. Bunu yani bunu kim yaptı arkadaşlar? Hangi hırsız yaptı ya? Ben ne yapacağım şimdi? Neyse, zengin yerine ben de arkadaşlar yürüyerek giderim. Bana ne? Allah Allah, yürüyerek gidemiyorum. Sanki ayaklarım yok benim. Aa fakir kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk zengin kardeşim. Niye motosikletle gelmedin ya? Bayağı gözüktün ama. Kardeşim motosikletimin lastiklerini çalmışlar. Çok özür dilerim senden ya. Allah Allah, sen ne alem adamsın. Bak dostum, görüyor musun? Evimin önüne bir tane haysiyetsiz bunları koymuş. Zengin Arden, bunlar ne ya? Biri seni trollemek istiyor sanırım. Evet dostum, biri beni hem de çok fena trollemek istiyor ama ben onu bugün bulacağım. Bir gün bulacağım onu ve kafasını uçuracağım, bak çok sinirlendirdi beni. Neyse kardeşim, bunları temizle, tamam mı? Ondan sonra zengin şu uzamış otları da, bu da. Tamam zengin, ondan sonra kardeşim sana tam kaç altın versem? Kardeşim 30 altın verirsen çok iyi olur. 30 altın neden? Kardeşim kapatmam gereken bir borcum var da. Kapatman gereken bir borcum var. Tamam o zaman sana 40 altın veriyorum. Tamamdır kardeşim, çok teşekkür ederim sana. Ne kadar teşekkür etsem az. Hadi temizlemeye başlıyorum o zaman. Hadi kardeşim hızlı ol da temizle, gözünü seveyim ya. Şu hale bak Allah aşkına. Tamamdır zengin kardeşim, temizlediğimiz zaman sana seni haberdar ederim. Tamamdır kardeşim, hadi kendine iyi bak. Hadi bakalım Feridaysa, fakir de işimizi verdik. Ben de birazcık televizyon seyredeyim şöyle. Evet o zaman Feridaysa, ilk önce şunları temizleyip başlayalım. Çünkü çok kötü kokuyorlar. Arkadaşlar hayatımda bu kadar iğrenç bir koku görmedim. Bak burnumu kapatacağım arkadaşlar, çok kötü kokuyor. Bu arada şöyle bir çöp kutusu atayım şunları. Allah, ah, açtım burnumu sonunda. Feride şimdi bu bahçedeki uzun otları kesiyorduk. Şöyle keselim arkadaşlar. Oh mis gibi mis gibi. Zenginin bahçesinde şöyle düzenleyelim arkadaşlar. Uzun otlar harbiden benim de çok sinirim bozuyor. Temizledik Feridaysa. Bu arada Feridaysa, sizler için böyle uğraşıyorum arkadaşlar. Para kazanmaya çalışıyorum. Siz de beni mutlu etmek için arkadaşlar lütfen video like atıp kanalımıza abone olmayı hiç unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle uzun otları temizleyelim. Tamamdır. Sanırım fazla bir uzun ot kalmadı. Şimdi arkadaşlar zengin yanına gidelim ve paramızı isteyelim. Umarım zengin beni kandırmaz ve paramı verir. Zengin! Dostum ne çabuk bitirdin ya. Hadi zengin kardeşim, ben bitirdim. Sana göstereyim istersen. Bakayım fakir, başarılı bir şey diye temizlemiş misin? Evet kardeşim, bak mis gibi oldu. Oh aferin sana kardeşim, aferin. Dur şuraya da bakayım. Aferin, helal olsun. O zaman sen bu 40 altını hak ettin. Sağ ol zengin kardeşim. Beni ne kadar mutlu ettin. Hiç anlatamam bile, ifade edemiyorum. Dostum o zaman sana şöyle bir güzellik de yapayım. Al bak sana 2 tane altınımı veriyorum. Bu kıyamı unutma, tamam mı? Çok teşekkür ederim zengin kardeşim. Ne kadar teşekkür etsem az. Şimdi borcumu kapatmaya gideceğim, inan bana. Tamamdır kardeşim. Umarım güzel bir hayatın olur. Ve önce şu oyuncak alırsın. Hadi kendine iyi bak. Sağ ol emeğin için. Önemli kardeşim. Hadi sen de kendine bak. Hadi görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar, fakir de mutlu ettik arkadaşlar. Hadi bakalım televizyon izlemeye devam edelim. Ya Zükür efendi, sen benim bu bıçakla ne yapmamı istiyorsun ya? Evladım şu an fakirin üzerinde yüklü miktarda altın var. Görebiliyor musun? Aa görebiliyorum gerçekten. Evet evladım, şimdi önüne çıkıp bıçak çekip o altınları alacaksın, tamam mı? Gasp edeceksin. Tamamdır Zükür efendi. Bu benim için. Benim için hırsızlık. Ben hırsız abba. Tamamdır. Sakın yorumlarda yazmayın, tamam mı Ferit ailesi? Evet arkadaşlar, yoksa fakir yorumunuzu okur ve anlar. O zaman ben gidiyorum Dükkan efendi. Hadi bakalım evladım, bunu başarırsan sana çok iyi para vereceğim. Tamamdır. O zaman hemen işe koyulurum Ferit ailesi. Hadi bakalım şimdi altınları çalacağım senin. Ya paran yazarın koçum, ya altını verirsin ya da seni burada bıçaklarım. Aa hayır. Hayır pis hırsız. Vermeyeceğim sana altınları. Bu benim alın teriyle kazandığım para. Git lan buradan, yoksa polisi ararım. Ya verirsin yoksa seni öldürürüm lan. Anladın mı lan beni? Vermezsem ne olur lan? Gel lan buraya, şimdi sana gününü göstereceğim o zaman. Normalde bunu yapmazdım ama senin için bıçaklayacağım. Gel buraya. Yapma. Gel lan buraya, seni bıçaklayacağım ha. Ölüyorum. İşte böyle alırlar altınları, tamam mı fakir? Ambulanslara. Hayır aramayacağım ha. Hadi görüşürüz bakalım. Şimdi bu altınları Döker Efendi'ye göstereceğim. Döker Efendi. Aferin sana evladım, seni kutluyorum. Hadi geliyorum oraya Döker Efendi. Akşam olmuş Feridaysa, iftar vakti. Örümcek kız, örümcecik. Aşkım yemek getir lütfen, iftarımızı yapacağız hadi. Evet örümcek baba.
Benim param çalındı. Param gitti. Bütün paramı çaldılar. Ne? Sen ciddi misin? Sıfır param var yanında. Evet örümcek kız ya. Aşkım ben senden ayrılıyorum. Ne? Benden ayrılıyor musun? Evet aşkım. Bulumu pırtımı toplayıp buradan gideceğim. Hayır ama örümcek kız, anlatabilirim. Hayır aşkım. Bundan sonra sen benim sevgilim değilsin. Ben başkasını bulacağım. Hani görüşürüz bakalım. Hayır örümcek kız, yapma. O Firdays örümcek kız da gitti arkadaşlar. Ne yapacağım ben şimdi ya? Sevgilim benden ayrıldı. Arkadaşlar videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı açmayı unutmuyorsunuz. Ekranda şu iki tane videoyu tıkla tıkla tıkla. Ekranda iki tane çıkan videoyu lütfen tıklayın. Firdays'i. Hadi tıklayın bakalım arkadaşlar. Örümcek bak. Oyuncu bacabilir miyim? Evet örümcek aç ama bugünlük kurabiye istersin orucunla. Tamam örümcek bak.